Merhaba, sinema dünyasındaki ilginç bilgileri dosyaladığımız Sinedosya'da ünlü yönetmenlerin çektikleri klipler var. Şöyle tekrar tekrar dinleyerek, başa sararak izlediğimiz şarkılar ve onların uzun metraj tadında klipleri vardır. Öyle güzel çekilmişlerdir ki sanki sinema filmi izler gibi olursunuz. Tabii klibin arkasındaki yönetmeni çok azımız merak eder. Halbuki araştırsak listelerde birinci olmuş şarkıların kliplerinden bazılarını Beyaz Perde'nin ünlü yönetmenleri çekmiştir. Birazdan izleyeceğimiz klipler bir nevi kısa film tadında. As I am, together we climb. Amerikalı bağımsız yönetmenlerin güçlü isimlerinden Gus Van Sant tarzı itibariyle Oscar yollarını çok aşındırmamış bir yönetmen. Ama 97'de Can Dostum, Good Will Hunting filmiyle en iyi yönetmen dalında Oscar'a aday olmuş, ödülü alamamıştı. Ayrıca 1970'lerde San Francisco'da meslektaşı ve arkadaşı tarafından öldürülen eşcinsel politikacı Harvey Milk'in hayatını anlattığı Milk filmiyle de en iyi filmde dahil olmak üzere tam 8 dalda Oscar'a aday olmuştu. Aslına bakarsanız Sant, klip yönetmenliğinden film yönetmenliğine geçip başarılı olmuş bir kişi. İçlerinde David Bowie, Red Hot Chili Peppers, Elton John, Tracy Chapman, Chris Isaac gibi ünlü isimlere de video klip çekti. Red Hot Chili Peppers'ın Under the Bridge parçası için çektiği klip biraz amatör görünse de Van Sant bunu bilinçli yapıp görüntüleri, ışıkları ve renkleri bulamaç haline getirmiş ve oynamış. Konserlerinde izdiham yaratan yeni neslin popüler şarkıcısı Justin Timberlake, Suit and Tie şarkısıyla gönülleri fethetti. Şarkıları kadar çektirdiği klipleriyle bizi ekranlara kitleyen Timberlake, klip çekimleri için 2010 yılında The Social Network filmiyle birlikte çalıştığı efsane yönetmen David Fincher'la çalıştı. Siyah beyaz çekilen klipte şarkıda olduğu gibi ünlü rapçi Jay-Z de eşlik etti. Fakat bu sefer Fincher bizi filmlerdeki gibi ters köşeye yatırmadı. Ayrıca Fincher Madonna da dahil olmak üzere pek çok ünlüye klip çekti. Hazır Justin Timberlake'ten gidiyorken şarkıcı ile devam edelim. Timberlake'in albümlerini biraz kurcalayınca aslında Fincher şarkıcının çalıştığı tek Hollywood yönetmeni değil. Hunger Games, Constantine, I Am Legend gibi filmlerin yönetmeni Francis Lawrence'la da çalıştı. Francis Lawrence ayrıca Lady Gaga'nın Bad Romance, Britney Spears'ın büyük hitlerinden My Prerogative'de çekti. Jennifer Lopez'le de The Real Me, Waiting for Tonight ve Play kliplerinde de çalıştı. Oscar'lı Cesaretin Var mı Aşka filmiyle gönüllerimizi fetheden yönetmen Olivier Dahan, meğerse daha önce Animal Instinct'le kalbimizi sıkıp bizi nefessiz bırakmış. 90'larda bu klibe ağlamamış var mıdır bilmiyoruz. Karşınızda Dahan'ın dram klibi. John Malkovich ve Her gibi filmlerin yönetmeni Spike Jonze'un elinden Fatboy Slim'in parçası Weapon of Choice klibi çıktı. Yayınlandığında ortalığı birbirine katan güzellikteki bu klip bizi Christopher Walken'a bir kez daha hayran bırakmıştı. Ayrıca aykırı isim Björk'ün en sevilen sevimli parçalarından biri olan It's So So Quiet şarkısının video klibini de çekti. You can blow with this.
Oh So Quiet şarkısıyla Björk'e geçmişken bahsetmeye devam edelim. Şarkıcı video kliplerinin film gibi olması konusunda ısrarlı olacak ki ünlü yönetmenlerle çalışıyor. Army of Me adlı parçasını Michael Gondry'nin elinden çıkma olduğunu anlamak için yönetmenin bir filmini izleyip hayal gücünün genişliğini anlamak yeterli olacak. Büyük bütçeli blockbuster filmlerinin müdavimi, aksiyon parçası Transformers serisinin bize kazandıran yönetmen ve yapımcı Michael Bay'i atlamak olmaz tabi. Epik bir şarkıya epik bir klip çekmiş Michael Bay. Destansı filmleri sevdiğini kanıtlarcasına. Beauty and the Beast temalı karanlık olan kısa film tadındaki bu klip hem şarkı hem video olarak 90'lara damgasını vurdu. So what's up? Tam 18 dakika bir video klip olur mu dersiniz? Tabii ki olur. Şayet bu şarkı Michael Jackson ve yönetmen Michael Scorsese'nin ortaklaşa iş yapmasıysa. Koskoca Martin Scorsese'nin koskoca Michael Jackson'a çektiği bu klibin uzunlu kısalı birkaç versiyonu mevcut. Üstelik de siyah beyaz. Hatta klipteki yeni Michael Jackson görüntüsü neredeyse şarkıdan daha çok konuşulur hale gelmişti. Çünkü ünlü şarkıcının hem yüzünde hem de ten renginde çok belirgin ve şaşırtıcı değişiklikler vardı. Medya, sanatçının zenci olmaktan utandığı için ten rengini beyazlatmaya çalıştığını, burun estetiği, alın kaldırma ve dudak inceltme operasyonu gibi birçok ameliyat geçirdiği iddialarını ortaya atmıştı. Scarlett Training Day ile tanıdığımız Southpaw, Magnificent Seven filmleriyle yakın zamanda karşımıza çıkan Anton Fuqua, hali hazırda zaten soundtrack olan yani sinemayla bağı olan bu kült parçanın klibini çekti. Araya sokulan film sahneleri haricinde Michelle Pfeiffer'ın harika varlığıyla da fazlasıyla sinematografik. Modern dünyanın deli masalcısı Tim Burton o kadar filmin arasına tabii bir de video klip de sığdırdı. The Killers grubunun Born Stand Here With Me adlı şarkılarının kliplerine de imza attı. Memory, head, no.
Drive'ı baştan sona izlediğinizde bilmeseniz bile Burton'ın çektiğini tahmin edebilirsiniz. Başka bir Sinedosya'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.